Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Yozgat ilimiz Boğazyan ilçemizin Özler köyündeyiz ve bugün ikinci günümüz festivalimizde. Dün aşırı kalabalıktı, kalabalıkta Veysel Bey'le röportaj yapamadık. Biraz anlatır mısınız? Öncelikle aramızda bulunduğunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yozgat için emek veren kim varsa yanımızda olduğunu görmeniz bizim için gurur vesilesi. Özler Birlik Derneği'nin bu sene üçüncüsünü organize ettiği ama köyümüzde dördüncü defa düzenlenen bu şenlikler birlik ve beraberliğin pekiştiği, özellikle de 15 Temmuz süreci sonrasında bu birliğin ülkemizde köyümüzden başlayan şehirlerimize, ülkemizin geneline doğru yayılan bir birlikteliğin ihtiyaç olduğuna inandık. Dolayısıyla hem eğlence, hem düşünce, hem siyasetin olduğu ama sivil toplumun inisiyatifinde olan bir etkinliğe imza atalım dedik. Avrupa'dan gelen birçok vatandaşımızı, herkesin en çok memlekette olduğu tarih hangisiyse o tarihlerde bu festivali düzenlemeye karar verdik. Bu sene biraz daha büyüdü. Sanatçılarımız ciddi anlamda marka sanatçılar. Festivalimizde Orta Anadolu'nun marka festivalleri haline geldi. Mütevazı bir ekip ama profesyonel bir çalışmayla yapılıyor. Ana mesaj muhabbetle yapılan iş birliğe ve beraberliği, birliğin ve beraberliğin pekişmesine neden olur diye inanıyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Bayağı bir ilgi var. Bunu görüyoruz. Dün de aşırı bir kalabalıktı. Bundan sonra inşallah Özler bu etkinlikle bayağı bir ses getireceğine inanıyoruz. Şimdi insanlarımız tabii bazen yapılan masraflara takılıyorlar ve sosyal etkinliklerin önemini bilmiyorlar ya da anlayamıyorlar. Hani yol yapılsa, işte sularımız düzenlense gibi belediyenin ya da muhtarlığımızın, özel idaremizin görevi olan konuları bize söylüyorlar. Tabii ki o meselelerle de ilgileniyoruz ama bizim için önemli olan insanların ata topraklarına gelmeleri, oraları sevmeleri, oralarda aktivitelerin olabilmesi. Bu aktiviteler sayesinde yıllarca birbirini tanımayan, unutmuş olan akrabalar tanışıyorlar, köylüler tanışıyor, çevre köylerden geliyorlar, insanlar okul arkadaşlarını tanıyorlar. Dolayısıyla sosyal aktivite aslında bir kaynaşmaya neden oluyor. Bunları kaybedersek köy unutuluyor, çevre unutuluyor, yabancılaşıyor, gidilen yerlerde asimilasyon yaşanılıyor ve buralara verilen emekler bir şekilde boşa çıkıyor. Buradaki evler virana dönüyor. Böyle yok olan köylerimiz mevcut ülkemizde. Biz bu festivali hemen mezarlığımızın yanı başında yapıyoruz. Çünkü burada yatan atalarımızla iç içe olmak durumundayız. Onların bizim geçmişimiz, tarihimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aslında tarihi köklerimizle, medeniyet kodlarımızla geleceğimizi birleştiren sosyal aktiviteler bunlar. Bu açıdan çok önemli çalışmalar olduğuna inanıyoruz. Bunun meyvesini de gördük. Yıllarca birbirini unutmuş, biraz önce bahsettiğim yabancılaşmış aileler tekrar tanışmaya, tekrar birliktelikleri oluşturmaya, tekrar bir sofranın, bir türkünün etrafında, bir halayın içinde, bir oyun havasında yakınlaşmaya, tekrar o dostluk köprülerini, akraba köprülerini kurmaya başladıklarını gördük. Bu bizim için önemli bir şey. Dün akşam çok güzel bir program oldu. İki gün daha öyle olacak. Büyük konserlerimiz var, iyi sanatçılarımız var. Ama daha da önemlisi perşembe akşamı Avrupa'dan son hızla gelip festivale yetişen insanlarımız var. Bu gösteriyor ki tatil dönemlerinde eskiden Antalya'ya gidilirdi, başka yerlere gidilirdi. Şimdi festivale yetişilmek üzere yola çıkılıyor. Bu bir şekilde hayırlara vesile olacaktır diye inanıyoruz biz. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Bu geliyor.
Boğazlayan Özler köyünün festivali öncesinde Yozgat ilimizin Sarıkaya ilçesindeyiz. Yine Sarıkaya ilçemizde sanayi sitesinde bulunan bir firmadayız. Öncelikle Yozgat TV'nin bu hizmetleri sunduğu için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tarım makineleri, imalatı, yedek parça ve çiftçilerimize tüm yedek parça imkanı sunmaktayız. Kaliteli ve güvenli bir makine sunmaktayız. Kendi imalatlarımız 5 yıl garantili olmakla beraber çiftçilerimize daha güvenilir bir hizmet sunmaktayız. Kültivatör, tırmık, merdane, toprak tesviye, hidrolikli ızgara, bu tür toprak işleme makineleri yapmaktayız. 5 yıl faizsiz çiftçilerimize ödeme imkanı var. Ziraat Bankası kredili olaraktan makine ekipman almalarında daha kolay bir çalışma sunmaktayız. Yani çiftçilerimizi bekliyoruz. Çay içmiyoruz. Çay içelim, ticaret yapalım. Evet. Güvensinler bize. Yani makinelerimizin arkasındayız. Ve tüm yedek parçaları bulundurmaktayız. Evet. Yani Yozgat bölgesinde gidebilecek tarım ekipmanların tüm yedek parçaları bize bulunmaktadır. Evet. Yine telefon numaramızı ekranda görüyorsunuz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun.